Kesikli ortak olasılık dağılımı. İngilizcesi Discrete Joint Probability Distribution. Bu videomuzda kesikli ortak olasılık dağılımı nedir ve bu dağılıma ait ne gibi özellikler vardır, onları konuşacağız. Öncelikle kesikli ortak olasılık dağılımının tanımıyla başlayalım. X ve Y iki rastgele değişken olmak üzere. Değişken olmak üzere. Tabii ki buradakiler kesikli rastgele değişkenlerden bahsediyoruz. Bu iki rastgele değişken tek bir olasılık deneyinden üretilmiş olabilir. Mesela torbadan top çekme olabilir. X mavi gelmelerinin sayısı, Y kırmızı gelmelerinin sayısı gibi. Veya bu iki rastgele değişken farklı iki olasılık deneyinden üretilmiş olabilir. Zar atma ve para atmadaki gibi. X, zarın üstüne bir gelmelerinin sayısı. Y, paraların tura gelmelerinin sayısı gibi. X ve Y iki rastgele değişken olmak üzere. Bu iki rastgele değişkene ait olasılıkların aynı anda gerçekleşmelerine ait olasılık dağılımına kesikli ortak olasılık dağılımı denir. Bu iki rastgele değişkenin değişkene ait olasılıkların kritik kelimeler burada aynı anda gerçekleşmelerine ait olasılıkların aynı anda gerçekleşmelerine ait olasılıkların dağılımına kesikli ortak olasılık dağılımı denir. Ortak olasılık dağılımı denir. Şimdi tabii ki böyle örnek yapmadan tanımlamalar çok bizim kafamızda net olarak bu olayın oluşmasını sağlamaz. Şimdi bir örnek üzerinden bu konuştuğumuzu gerçekleştirelim. Arkasından da özellikleri konuşalım. Ne olsun? Bir zar ve bir para atma deneyi ele alalım. Bir zar iki kez. Para da üç kez atılsın. Para üç kez atılıyor. Burada iki tane olasılık deneyimiz var. Birisi zar atma, birisi para atma. X paraların tura gelmelerinin sayısı. Y zarların üst yüzüne beş gelmelerinin sayısı diyelim. Rastgele değişkenler kesikli olasılık dağılımlarında bir şeylerin mutlaka sayısı olurlar. Şimdi buna göre X ve Y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılık dağılımını bulunuz. Yani buna ait olasılıkları hesaplayınız demeye çalışıyor. Şimdi sorumuzu şöyle ayıralım.
İşte şu yukarıda bahsettiğimiz tanımlamalara bir kez daha bakacak olursak, x ve y iki rastgele değişken olmak üzere işte burada bir şeylerin sayısı onlar. Kesikli ortak olasılık dağılımında rastgele değişkenler mutlaka bir şeylerin sayısıdır. Bu iki rastgele değişken bir olasılık deneyinden veya iki olasılık deneyinden üretilebilirdi. Burada ben iki tane tercih ettim, iki tanesinden oluşturdum. İlerleyen videolarımızda tek bir olasılık deneyinden de iki rastgele değişken üretilen örneklerimiz olacak. Buna göre x ve y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılık dağılımını bulunuz. Şimdi, öncelikle x ve y rastgele değişkenlerinin kümelerini, tanım kümelerini bulmamız lazım. X, paraların tura gelmelerinin sayısı. Para 3 kez atıldı. Para 3 kez atıldıysa hiç tura gelmeyebilir. 0. Bir kez tura gelebilir. 2 kez tura gelebilir. 3 kez tura gelebilir. Parayı 3 kez atmışız. 3'ten fazla tura gelmesini tabii ki beklemeyelim. İşte x rastgele değişkeninin tanım kümesi bunlardır. Rastgele değişkenlerin olasılık olmadığını aklımızdan çıkartmamalıyız. Y'ye geldik. Zarların üst yüzüne 5 gelmelerinin sayısı. Bir zarı 2 kez atmışız. Hiç 5 gelmeyebilir. Bir kez 5 gelebilir. Üst yüze 2 kez 5 gelebilir. Şimdi ortak olasılık dağılımının nasıl oluşturulduğuna bakalım. Şöyle bir tablosu vardır. Şöyle aradan çekilir. Şuraya x veya y'den birisi, buraya x'i koyduysak x'in rastgele değişkenleri buraya. Buraya y'yi koyduysak y'nin rastgele değişkenleri de buraya. X'in rastgele değişkenlerini yerleştirelim. 0, 1, 2, 3. Y'nin rastgele değişkenlerini yerleştirin. 0, 1, 2. Şimdi bu tablonun içini olasılık değerleriyle dolduracağız. Şöyle bölelim, her şeyin yeri belli olsun. Şimdi tek tek bu olasılıkları hesaplamaya başlayacağız. Burada olasılığın gösterim biçimini de görmenin vakti geldi. Farklı bir renkle devam edelim. P burada x rastgele değişkeni. Şurayı yapıyoruz ilk olarak. X rastgele değişkeni 0. Y rastgele değişkeni 0. Bunun gösterimi budur. Yani bu neyin olasılığıdır? X neydi? Paralardı. Hiç tura gelmeyecek. Sıfır tura. Y'de 5 gelmelerinin sayısıydı. Hiç 5 gelmeyecek. Hiç 5 gelmeyecek. 3 para attık. Sıfır tane tura gerçekleşmesi hepsinin yazı gelmesiyle mümkündür. 3 paranın 3'ünün de yazı gelme olasılığı 1 bölü 8'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den hesaplayabiliriz. 1 bölü 8'dir. Hiç 5 gelmemesi zarın 2 defasında da üst yüzüne 5 dışında şeylerin gelmesiyle mümkündür. 5 bölü 6 İlk seferinde 5 gelmemesi, 5 bölü 6 ikinci seferinde 5 gelmemesi. Çünkü zarı 2 defa atıyorduk. Bunları çarparsak 25 bölü 36 ile bunu çarparsak 36 çarpı 8 288. Ve ilk ortak olasılık dağılımımızdaki olasılığımızı hesapladık. İki rastgele değişkenin aynı anda gerçekleşmesine ait olasılıktır bu.
Paranın hiç tura gelmemesi, zarın hiç 5 gelmemesinin olasılığı 25 bölü 288'dir. Devam edelim. Bir tura x rastgele değişkeni 1, y rastgele değişkeni 0. 0, 5 gelmesi. Bir tane tura gelmesi, tura yazı yazı olabilir. Yazı tura yazı olabilir. Yazı yazı tura olabilir. Bunların her birinin olasılığı 1 bölü 8'dir. 3 tane durum olduğu için 3 bölü 8'dir bir tura gelme olasılığı. Çarpı hiç 5 gelmeme olasılığı zaten yine 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6'dır. Burayı çarparsak 75 bölü 288. Ve bu tabloyu bu şekilde devam ederek tamamen doldurduğumuzda x ve y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılıkların yani ikisinin aynı anda gerçekleşmelerinin olasılıklarını bulmuş oluruz. İşte bu oluşturduğumuz tablo, bu gördüğümüz olasılıklar ve bu tablo ortak olasılık dağılımıdır. Tabii ki kesikli veya ayrık ortak olasılık dağılımı. Şimdi daha fazla kendimi yorup bunun içindeki bütün olasılıkları doldurmakla uğraşmayacağım. Ciddi bir zaman kaybı olacak. Buradaki olasılıkların nasıl gösterildiğine de çok dikkat etmeliyiz. X rastgele değişkeninin 0, Y rastgele değişkeninin 0 olması. Bu bize ne anlatacak? 0 tura 0 tane 5 gelecek. Yani hiç 5 gelmeyecek. Bunun olasılığı. X rastgele değişkeni 1, Y rastgele değişkeni 0. Bir tura gelecek. Hiç 5 gelmeyecek. Bunun olasılığı. İki rastgele değişkenin aynı anda gerçekleşmesinin olası. İşte ortak olasılık dağılımında çok derin fikirler aramayıp kesikli ortak olasılık dağılımının sadece ve sadece tanımlanmış olan iki rastgele değişkenin olasılıklarının aynı anda gerçekleşmelerinin bir tablolaştırılıp bütün olasılıklarının bizim gözümüzün önüne konması durumu olduğunun farkında olmalıyız. Şimdi bunu bu şekilde netleştirdiğimize göre ortak olasılık dağılımına ait bilinmesi gereken kurallara geliyoruz. Veya özelliklere. Kesikli, ortak olasılık dağılımı özellikleri. Birinci ve en önemli özelliğimiz. Burada iki toplam sembolüyle gösteririz. Çünkü iki tane rastgele değişkenimiz var. Birisini x rastgele değişken alalım. İşte bir yerden başlıyor. Buna i'den başlıyor, k'ya gidiyor diyelim. Mesela yukarıdaki örnekte x rastgele değişkeni 0'dan 3'e kadar gidiyordu. Onlar gelecek, çok önemli değil. Y rastgele değişkeni j'den başlayıp m'ye gidiyor. Bu harfleri yazmasam da olur, çok önemli değil. Burada da p x rastgele değişkeni x küçük x ile gösterilir. Yani şunlardan birisi gelecek onun yerine. Y rastgele değişkeni küçük y. Şunlardan birisi gelecek oraya da. Bütün bunlar gelip yerine yazılıp bütün olasılıklar toplandığında sonuç 1 etmelidir. Kesikli ortak olasılık dağılımının en temel kuralı budur. Bu kurala baktığında matematiksel olarak anlamakta zorlananlar şunu bilmelidir. Bütün olasılıkların toplamı 1 olmalıdır. Olasılıkların toplamı 1 olmalıdır ki biz ona kesikli ortak olasılık dağılımı diyebilelim. Yani şu yukarıdaki tablomuza dönecek olursak, bunun içindeki, buradaki, buradaki bütün hepsinin toplamı tüm olasılıkların toplamı birdir.
olasılıkların toplamı 1 olmalıdır. İşte bu matematiksel olarak bunun yazımı iki toplam sembolüyle gösterilir. Çünkü iki değişkene ulaştık. Yani bunu şöyle bir cümlesel söylemek yerine matematiksel çok derin bilgilere sahipmiş gibi göstermek daha sükseli geliyor hocalar için. Daha süslü diyelim. Ya da kendilerinin daha çok şey bildiğini ve çok iyi anladığını göstermenin bir aracı gibi. Aslında özünde yaptığımız bu içerideki bütün olasılıkların toplam bir işte. Şöyle bir gösterimi var. Hiç buna kafa takmadan bizim algılamamız ve odaklanmamız gereken şey içerideki olasılıkların toplamı bir etmelidir ortak olasılık dağılımında. İkincisi, p x şuraya küçük x yazıyoruz. Yani x rastgele değişkenin bir değeri gelecek. Y buraya da küçük y geliyor. Küçük y'nin bir rastgele değişkeni gelecek değeri. Bütün olasılık değerleri sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Yani şu tablonun içinde negatif bir şey göremezsiniz veya görmemelisiniz. Bütün bu tabloda içinde görebileceğimiz en küçük değer sıfırdır. Sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Tabii ki buradaki bütün olasılık değerlerinin birden küçük olması gerekiyor. Onu söyleme gereği bile duymuyorum. Zaten o kavramış olmamız lazım. Bütün olasılık değerleri sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. İkinci özelliğimiz de budur. Bu iki özelliği sağlayan bütün olasılık dağılımlarına ortak olasılık dağılımı denir. Yani yukarıda gördüğümüz gibi bir tablonun içini doldurup verdiler. Bunun bana ortak olasılık dağılımı olduğunu ispatlayın dedi size soru. İçerideki bütün olasılıkları toplayacaksınız. Bir ediyorsa birinci şart sağlandı diyeceksiniz. İçerideki bütün olasılıkların değeri de sıfıra eşit ve büyükse ikinci şart da sağlandı diyeceksiniz. Bu iki şartı sağladığı için bu bir kesikli ortak olasılık dağılımıdır diyeceğiz. Şimdi kesikli ortak olasılık dağılımının en önemli iki bilgisidir bunlar. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi yapıp bu videomuzda konuşacağımız özellikler bu kadarıydı. Bu videomuzu noktalayacağız. Ardından yeni bir kavram gelecek. Şimdi bir örnek soru alalım. Karşımıza gelebilecek. Az önceki gibi bir örnek alalım. Böyle bir tablo gördüğünüzde zaten bu kesikli ortak olasılık dağılımıdır. Sürekli ortak olasılık dağılımları fonksiyonlarla gösterilir. Böyle tablolarla değil. 0, 1, 2 olsun. Burası da 3, 4 olsun. C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. Yanda X ve Y rastgele değişkenlerine ait ortak olasılık kesikli diyelim başına da. Kesikli ortak olasılık dağılımı. Kesikliği söylemesine gerek yok. Zaten anlamalıyız. Kesikli ortak olasılık dağılımı verilmiştir. A şıkkı. C kaçtır? B şıkkı. X rastgele değişkeni 2, Y rastgele değişkeni 4 iken olasılık kaçtır? X rastgele değişkeni 1'e eşit ve küçük. Y rastgele değişkeni 3 iken olasılık kaçtır? Şimdi çok daha güzel bir sorusu geliyor. X artı Y küçük
eşit 4. X ve Y rastgele değişkenlerinin toplamı 4'e eşit ve küçük olduğunda olasılık kaçtır? Başlayalım. İşte karşımıza sınavlarda gelebilecek çok güzel bir ortak olasılık dağılım sorusu. Kesikli ortak olasılık dağılım sorusu. Şimdi bunun zaten ortak olasılık dağılımı olduğu söylenmiş. Demek ki bu içerideki bütün olasılıkların toplamı bir etmesi lazım. C artı, 2C artı, 3C artı, 4C artı, 5C artı, 6C eşittir bir etmesi lazım. A şıkkını yapıyoruz. 3, 6, 10, 15, 21C. C eşittir 1 bölü 21. Bütün olasılıkları bulmuş olduk. B şıkkına geldik. X rastgele değişkeninin 2, Y rastgele değişkeninin 4 olduğu durumdaki olasılık sorulmuş. X'in 2, Y'nin 4. 6C. 6C 6 bölü 21. C şıkkına geldik. X rastgele değişkeninin 1'e eşit ve küçük. Bu ve bu. Y rastgele değişkeninin 3 olduğu durum. Buradaki hesaplamamız gereken olasılıkları yazalım. X rastgele değişkeni 0. Y rastgele değişkeni 3 iken doğru. Artı. X rastgele değişkeni 1. Y rastgele değişkeni 3. Bu da bu durumu sağlıyor. Başka da sağlayan yok. X küçük eşit 1 olacak. 0 ve 1 aldık. Y ise hep 3 olacak. İkisini de eşitsizlik olarak söyleyebilirdi. Siz de sağlayanları tek tek bulup onun üzerinden gidebilirdiniz. Şimdi x'in 0, y'nin 3 oldu. C 1 bölü 21'di. 1 bölü 21 artı x'in 1, y'nin 3 oldu. 2c 2 bölü 21. Toplarsak 3 bölü 21. Sadeleştirmekle uğraşmayalım. D şıkkına geldik. En güzeli ki birçok hocanın sormayı çok sevdiği şey. X ve Y rastgele değişkeninin toplamının 4'e eşit ve küçük olması kimler sağlar? 0'la 4 sağlar. 0'la 3 sağlayamaz. 0'la 4. X rastgele değişkeni 0, Y rastgele değişkeni 4. Sistemli bir şekilde gitmek lazım. Bu 0'la 3 sağlar mı? Hayır. 0'la 4 sağlar. Yazdık artı. 1'e geçiyoruz. 1 ile 3 sağlar. 1 ile 3'ün toplamı 4 eder. 4'e eşit ve küçüktür. X rastgele değişkeni 1. Y rastgele değişkeni 3. Fakat 1 ile 4 sağlamaz. Toplayınca 5 ediyor. Bunu geçeriz. Artı. P. X rastgele değişkeni 2 iken ne 3 ne de 4 sağlar. İkisinde de geçiyoruz. 2 tane sağlayan varmış. X 0, Y 4. 4C idi. 4 bölü 21. C'nin 1 bölü 21 olduğu artık kafamızda olmalı. X'in 1, Y'nin 3. 2C. 2 bölü 21. Toplarsak 6 bölü 21 olarak cevabı buluruz. Oldukça güzel bir ortak olasılık dağılımı sorusuydu. Kesikli tabii ki. Şimdi bir örnek daha. Bu sefer fonksiyonvari yazalım. F x y sanki sürekli olasılık dağılımıymış gibi başladı ama buradaki kritik noktaya dikkat edelim. Neresinin kritik nokta olduğunu söyleyeceğim. Ne diyelim? A çarpı x artı Y bölü sallayalım 5 olsun. X 0 1 Y ve Y 1 2 3 0 diğer durumlar.
Olasılık dağılımı, ortak, olasılık dağılımı veriliyor. A şıkkı. A kaçtır? B şıkkı. X rastgele değişkeni 1, Y rastgele değişkeni 2 iken olasılık kaçtır? X rastgele değişkeni 0, Y rastgele değişkeni küçük eşit 2 iken kaçtır? Daha fazla uzatmayalım. İkisinin toplamı ile ilgili yukarıda yazdığım gibi bir şey de yazabilirdim. Fark etmez. Şimdi biz bu verilmiş olasılık dağılımının kesikli mi sürekli mi olduğu söylenmemiş. Ama şuradaki x ve y'nin birer sayı olmasından 0, 1, 2, 3 gibi burada x aralık olsaydı şöyle 1 ile 3 arası bu sürekli olasılık dağılımı olacaktı. Sürekli ortak olasılık dağılımı olacaktı. Bu şekilde fonksiyonvari verilmiş ortak olasılık dağılımlarının sürekli mi kesikli mi olduğunu şuradaki verilmiş olan kısımdan anlarız. Bunlar 0, 1, 2, 3 gibi direkt sayıları vermişse bu ortak kesikli ortak olasılık dağılımıdır. Aralık verdiyse sürekli ortak olasılık dağılımıdır ki daha sürekli ortak olasılık dağılımını işlemedik. İlerleyen videolarımızda sıra orada gelecek. Şimdi A'nın kaç olduğunu bulmak için başlayalım. Şimdi şunu tablo yapsak aslında kendimiz için çok daha iyi yaparız. Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. X'in rastgele değişkenleri 0, 1. Y'nin rastgele değişkenleri 1, 2, 3. X 0, y 1. X yerine 0, y yerine 1 koyarsak a bölü 5. X yerine 1, y yerine 1 koyarsak 2a bölü 5. X yerine 0, y yerine 2 koyarsak 2a bölü 5. X yerine 1, y yerine 2 koyarsak 3a bölü 5. X yerine 1, x yerine 0, y yerine 3 koyarsak 3a bölü 5. X yerine 1, y yerine 3 koyarsak 4a bölü 5. Bunların hepsinin toplamı ortak olasılık dağılımı olduğu için 1 edecek. 3a bölü 5, 5a bölü 5, 8a bölü 5, 11a bölü 5, 15a bölü 5. 15a bölü 5, 3a eder. 3a eşittir 1'den a'nın 1 bölü 3 olduğunu anladık. X rastgele değişkeni 1, y 2 iken. X 1, y 2 iken 3a bölü 5. A yerine 1 bölü 3 koyarsak orası 1 eder 1 bölü 5. X rastgele değişkeni 0, y rastgele değişkeni 2 eşit ve küçük iken. O zaman bunda neler var onları bir yazalım. X rastgele değişkeni 0, y rastgele değişkeni 1 var artı. X rastgele değişkeni 0, y rastgele değişkeni 2 var. X 0, y 1 iken, x 0, y 1 iken a bölü 5. A yerine 1 bölü 3 koyarsak 1 bölü 15 orası. X 0, y 2 var. Orası da 2 bölü 15. Toplarsak 3 bölü 15'ten 1 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Bu da oldukça güzel ve kolay bir kesikli ortak olasılık dağılımı sorusuydu. Karşımıza gelebilecek en zor kesikli ortak olasılık dağılımı sorusu. Kesikli olasılık dağılımını kavratmak için en başta yaptığım şekilde sözel olarak bize şunun sorulmasıdır. Kolay bir tane yapacağım şimdi kendimi zorlamamak için. Ne diyelim? Bir torbada iki mavi, üç yeşil top vardır. Şimdi bu torbadan
İki top çekiliyor. Hadi bir renk daha katayım, daha güzel olsun. Dörtte kırmızı diyelim. İki top çekiliyor. X kırmızı top gelme sayısı. Y yeşil top gelme sayısı. Soru konunun en başında anlatıma başlarken iki olasılık dağılımından iki farklı rastgele değişken elde edip onlar üzerinden sormuştum. Şimdi tek bir olasılık deneyinden iki rastgele değişken ürettim ki en zorluğu tipi budur ki hocalar bunu çok severler. Ki ben basit bir örneğini yapıyorum yine de. Çözümlü örnek sorular videolarımızda bunlarla ilgili örnekler var zaten, oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada soru şu olur. X ve Y rastgele değişkenlerine ait. Ortak olasılık kesikli diye söyler veya söylemez. Zaten kesikli olduğunu anlamalıyız. Ortak olasılık dağılımını bulun. Yani bütün rastgele değişkenleri belirleyip artı bir de üstüne tablosunu yapacağız. Yapalım. Şimdi önce x rastgele değişkeninin kümesini belirlememiz gerekir böyle bir soruda. Kaç top çekiliyor? 2 top çekiliyor. Kırmızı top gelme sayısı. Kaç kırmızımız var? 4. Çekilen toptan daha fazla. Hiç kırmızı gelmeyebilir. Şu ikisinden gelebilir. Bir tane kırmızı gelebilir. İki tane kırmızı gelebilir. X rastgele değişkeni budur. Y rastgele değişkenine gelelim. Yeşil top gelme sayısı. 3 yeşilimiz var. 2 top çekiyoruz. 0 tane, 1 tane, 2 tane yeşil gelebilir. Ve bunlar soruda ciddi bir puan almanız gereken yerler. Bu rastgele değişkenleri belirlemek en önemlisi. Bundan sonrası en önemlisi demeyelim. En önemli başlangıç adımı. X rastgele değişkeni, Y rastgele değişkeni. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Şimdi bunun içindeki bütün olasılıkları tek tek hesaplamak işte zor olan nokta bu. Olasılık gücü devreye giriyor ki birçok kişi burada düşmeye başlıyor. Olasılığı iyi hesaplayamadıkları için. İlkiyle başlıyoruz. X rastgele değişkeni 0, Y rastgele değişkeni 0. Yani iki top çekiyorduk. İkisi de maviydi. Mavilerden çıktı. İkisi de kırmızı değil. İkisi de yeşil değil. Hiç kırmızı gelmiyor, hiç yeşil de gelmiyor. Demek ki ikisinin de mavi gelmesi lazım. İlkinin mavi gelmesi. Toplam 9 top var. Şuraya şunu yazalım. 2 mavi, 3 yeşil, 4 kırmızı. İlkinin mavi gelmesi 2 bölü 9. Çekilen top geriye bırakılacak diye bir laf var mı soru içinde? Yok. O zaman geri bırakılmıyor. 1 bölü 8. Sadeleştirme yapmayalım. 2 bölü 72. İkisinin de mavi gelme olasılığı bu. Yani hiç kırmızı, hiç yeşil gelmeme olasılığını hesapladık. Şimdi x rastgele değişkeni 1. Y rastgele değişkeni 0. Bir tane kırmızı hiç yeşil gelmeyecek. Bir kırmızı hiç yeşil gelmeyecek. Bunun anlamı nedir? Kırmızı mavi gelebilir veya mavi kırmızı gelebilir. Yeşilden hiç gelmeyecek. Kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 9 ilkinin. İkincinin mavi gelme olasılığı, torbada bir tane top azaldı, 2 bölü 8. Artı, bunun tam tersi.
2 bölü 9 çarpı 4 bölü 8. 8 bölü 72, 8 bölü 72, 16 bölü 72. İşte bu olasılıkları hesaplamada zorlanmanızdan ötürü okuldaki hocaların en çok sormayı sevdikleri ortak olasılık dağılımı sorusu budur. Olasılık hesaplayamıyorsunuz, soru gidiyor. Yukarıdaki tipler sorulduğunda ilkokul çocukları yapabilir onları. Buna geldiğimizde artık kafayı çalıştırıp belli düzeyde olasılık öğrenmiş kişiler yapabilir. Bir tanesini daha hesaplayıp bırakacağım. Şimdi bununla uğraşalım, hepsini hesaplamak can sıkıcı. Gerçi hesaplayalım elimizdeymişken hızlı hızlı. X rastgele değişkeni 2, Y rastgele değişkeni 0. İkisi de kırmızı gelecek. 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 8. Kırmızı kırmızı, yer değiştirme diye bir şey yok. 12 bölü 72. Şimdi 0 kırmızı, 1 yeşil. X 0, Y 1. 0 kırmızı, 1 yeşil. Kırmızı yok, 1 yeşil var. O zaman mavi yeşil gelecek veya yeşil mavi gelecek. Mavi gelme olasılığı 2 bölü 9, yeşil gelme olasılığı 3 bölü 8 artı yeşil gelme olasılığı 3 bölü 9, mavi gelme olasılığı 2 bölü 8. 6 bölü 72, 6 bölü 72, 12 bölü 72. Hatalı yaparsam zaten buradakilerin olasılıkları topladığımızda bir etmeyecek. Bir yeşil, bir kırmızıya geldik şimdi. P, X, 1, Y, 1. Bir kırmızı, bir yeşil. Kırmızı, yeşil veya yeşil, kırmızı gelebilir. Kırmızı 4 tane vardı torbamızda. 4 bölü 9, 3 yeşil vardı. 3 bölü 8 artı 3 bölü 9 çarpı 4 bölü 8. 12 bölü 72, 12 bölü 72, 24 bölü 72. Artık en zevkli kısım başlıyor. Neden olduğunu anlayacaksınız. 2 kırmızı, 1 yeşil. 2 kırmızı, 1 yeşil gelebilmesi mümkün değildir. 2 top çekiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için 3 topun çekilmesi lazım. 0. 0 kırmızı, 2 yeşil gelebilir ama şunu hesaplayacağız. X 0, Y 2. 3 bölü 9 çarpı 3, 2 bölü 8. 6 bölü 72. 1 kırmızı, 2 yeşil gelemez. 3 top çekmiyoruz. 2 kırmızı, 2 yeşil gelemez. 3 top çekmiyoruz. Hepsinin toplamının 72 bölü 72, yani 1 vermesi lazım. Bakalım doğru yapmış mıyım? 24, 40, 52, 54, 66, 72 bölü 72. Doğru yapmışım. Olasılık hesaplamayı bildiğimi en azından böylece ispatlamış oldum. Neyse. Şimdi burada kesikli ortak olasılık dağılımı kavramını noktalıyoruz. Ne olduğunu ve sınavda ne olduğu üzerine karşımıza gelebilecek sorular bölümünü bitirdik. Tabii ki kesikli ortak olasılık dağılımı burayla bitmiyor. Şu anda kavramla tanıştık ve en temel iki kuralı, içerideki bütün olasılıkların toplamının bir etmesi ve her birinin sıfıra eşit ve büyük olmasını konuştuk. Sırada marjinal ortak olasılık ortak olasılık dağılımından marjinal olasılık fonksiyonlarını nasıl bulduğumuzu inceleyeceğiz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.